Yüreğim seni çok sevdi. Canan Tan. Açmakla açmamak arasında kısa bir gelgit yaşadığım telefonun diğer yanından kulağıma dökülen sözcükler bambaşka bir boyuta taşıyıverdi beni. Rektördü arayan. Hiç beklemediğim ilginç bir önerisi vardı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği seminere katılabilir miydim? Biliyorum Aslı Hanım, test çalışmalarınızın en yoğun dönemi. Ama konu tam size göre. Uluslararası platformda geçerli pazarlama yöntemleri. Doktoranızda pazarlama dalında yaptığınızı göz önüne alınca üniversitemizi temsil edecek daha uygun bir isim düşünemedim inanın. Ne dersiniz? Seminerin konusu ne kadar çekici olursa olsun zamanlaması kötüydü. Son derece sıkı bir kamp dönemindeydim. Tezimi teslim etmem için bir aydan az zamanım kalmıştı önümde. Ama beni evet demekten alıkoyan asıl neden bu değildi. Bursa'ya gidecek yüzüm yok benim desem ne düşünürdü acaba rektör? Yıllardır içimi yakıp kavuran ezinci dile getirmeye kalksam anlar mıydı beni? Hemen yanıt vermeniz gerekmiyor dedi. İçimde kopan fırtınaların farkında bile olmadan. Hafta sonuna kadar zamanınız var. Bu arada etkinlik programını ve katılımcı listesini fakslayacağım. Bir göz atın, kararınızın yönünü belirlemekte yardımcı olabilir. Üzerime tonlarca ağırlık yüklenmişçesine yorgun, koltuğa çöküverdim. Ne yapacaktım şimdi ben? Yüreğim çoktan ayaklanmış, yollara düşmeye hazır. Beynimse duydukların etkisiyle birdenbire uyuşuvermiş, düşünme yetisini yitirme noktasında. Hangisine ayak uyduracak, hangisine söz geçirecektim? Yok, kendimi zorlamam anlamsızdı. Duygusal yönden beni hırpalayacağını baştan bildiğim olumsuzluklar bir yana, çalışmalarımı aksatmama değmezdi. Hayır derim, bir başkasını gönderirler diye düşündüm. Böyle bir fırsatı yakalamak için can atan öyle çok insan vardı ki. Faks makinesinin mekanik, tek düze sesi daldığım karanlık dehlizin derinliklerinden çekip çıkarıverdi beni. 3 günlük etkinlik programının dökümü ve tüm ayrıntıları elimdeydi işte. Ne var ki titreyen parmaklarla tuttuğum sıradan bir kağıt tomarı olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyordu benim için. Türkiye'nin 4 bir yanından gelecek katılımcıların yapacakları sunumlar, kadife kaplı kapılar arkasında gerçekleşecek ciddi yüzlü söyleşiler, yanı sıra oluşacağı varsayılan yorgunluğu ve bezginliği hafifletmek amacıyla satır aralarına sıkıştırılmış hoş bir gezi programı. 5 yıldızlı bir otelde konaklama, ünlü et lokantaları, Mudanya gezisi ve nostaljik Trilya turu. Hayır, oraya bir kez daha gidecek gücüm yoktu. Kabuk bağlamış yaraları yeniden deşmek gereksizdi. Yalnızca bu bile rektörün teklifini reddetmem için yeterliydi aslında. Kararımı vermiş olmanın rahatlığıyla katılımcı listesine şöyle bir göz attım. Tüm bildik isimler sıralanmıştı gene. Satırlar arasında kayıtsızca göz gezdirirken onu gördüm. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Alkanlı. İnanılmaz gözlerle bir daha okudum. Evet, oydu. Birden tüm olumsuzluklarımdan sıyrılıverdim. Düşünme fırsatı bulursam cayarım korkusuyla telefona sarıldım. Tamam efendim dedim. Kendime bile yabancı gelen bir sesle seminere katılıyorum. Telefonu kapatıp önümdeki dosya yığınını geriye ittim. Dirseklerimi masaya dayadım. Gitgide ağırlaşan uyuşmuş bedenimi taşınmaları için başımı ellerimin arasına bırakıverdim. Daha önce hiç bulunmadığı yabancı bir ortama uyum sağlamaya çalışan birinin çekingen ve ürkek ruh haliyle oradan oraya savrulmaya, hırpalanmaya hazır, eksiklerin silik ama her geçen saniye farklı bir canlılık kazanarak şaşırtıcı bir ivmeyle etten kemikten birer bedene kavuşan, beni istemim dışında teklifsizce derinliklerine çekiveren görüntülerin çılgın akışıma teslim ettim gözlerimi. Zaman kavramımı tümüyle yitirmiştim. Dün ile bugün
kol kola girmişler, beni şaşırtmak için tüm hünerlerini sergiliyorlardı sanki. Kah neşe içinde uyumla dans ediyorlar, kah amansız bir savaşın dövüşçüleri olup kıyasıya hırpalıyorlardı birbirlerini. Sonunda dün, bugünün önüne geçti. Yaşlı bedeniyle onun diri görüntüsünü örterken, eskimişliğine ve yıpranmışlığına inat, olağanüstü bir güçle beni kendine çekiverdi. Murat ve Bursa.